Bir Zafer Şahin'i dinleyelim biraz da. Şimdi Ahmet Bey ben 15 Temmuz darbe girişiminden sonra e, Türkiye'nin her yerinde açılan bu FETÖ davalarıyla ilgili bütün iddianameleri okudum. Vakti, zamanı, merakı olan herkese de okumalarını tavsiye ederim. Orada bu FETÖ'cü hainin devlet içerisinde uzun yıllarda çöreklenmiş yargıda, emniyette, eğitimde, askeriyede, poliste... FETÖ'cü hainlerin darbeyi nasıl itiraf ettiklerini anbean an, e, görebilirsiniz. Yaptıklarını, nasıl hazırlandıklarını. Daha ötesi bakın darbeden sadece bir gün önce isimlerini vermeyeceğim. Bir FETÖ'cü hainin yatakta basıp şafakta asacaklar diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın falan tweetini hatırlıyoruz. Bu örneği yeterli bulmuyorsanız darbeden bir hafta önce Türkiye'nin başına bela edilen bir başka terör örgütü PKK'nın eylemlerini durdurduğunu darbeden haberdar çünkü. Niye eylemlerini durduruyor? FETÖ ile koordineli bir şekilde çalışıyorlar. PKK eylemlerini durdurdu darbeden önce. Ya bu bile yetmiyor. Daha bakın o kadar çok şey var ki bunlara ekleyebileceğimiz. Ta 1 Kasım 2015 seçimlerine kadar gidin. 1 Kasım 2015 seçimlerinde hiç beklemedikleri şekilde AK Parti tek başına iktidar olduktan sonra örgütün bütün üst düzey yöneticileri Türkiye'yi terk etti. Bu başlı başına bir göstergedir. Adamlar darbeye hazırlanıyorlar ve olası bir başarısızlık durumunda hem darbeyi dışarıdan koordine ettikler. Bu, de... bu tezvirat, bu adamın yaptığı, bu cevheri denilen adamın bu iddiaları ortaya attığı bu tezviratı nasıl oluyor da insanlar satın alıyorlar, benimseyebiliyorlar. Bunu, bu, bunu, bütün bunlar açıkça ortadayken. Yani e, bu darbe tiyatroydu falan lafları nasıl olabiliyor da hala yürürlüğe? Bu sorunun cevabını şeyden sonra ben de vereyim mi Zafer'den sonra? Ahmet Bey Tabii. nasıl oluyor biliyor musunuz? Bakın biz maalesef bu işi gerektiği şekilde darbenin üzerinden 6 yıl geçti anlatamadık. Yani çok somut aslında Böyle örnekler var. Ya bakın bu darbenin olma sebebi şu. Başka bir dizayn düşünülüyordu bu bölgede ve Türkiye'de. 1 <laughs> Kasım seçimleri bu oyunu bozdu. Arkasından örgüt darbe yapma kararı aldı. Daha doğrusu örgütün iplerini elinde tutan mekanizma. Bakın çok kısa anlatacağım. 7 Temmuz 2016. Okan Batu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili. İki emekli asker ve TSK'daki örgütün yapılanmasından, sivil bağlantılarından sorumlu 22 kişi hakkında polise gözaltı yapma kararı veriyor. Başka ne yapıyor? 9 Temmuz'da Genelkurmay'a yazı yazıyor. 200 civarında askerle ilgili soruşturma başlatacağını yazıyor ve 15 Temmuz'da darbe yapılıyor. Aslında darbeyi Kasım'da yapacaklardı. Şimdi bakın bunları geçiyorum. Darbenin adı nasıl <laughs> <olması> geldiğini <laughs> o dönemi yaşayan Zafer yani bilgiler. 15 Temmuz'la ilgili bugün nasıl? 15 Temmuz'la ilgili değil benim sorum. Yani ben bu adam, anladım, anladım. biz darbe Allah, yapmadık. Bey. Bu tiyatroyduyu neye dayanarak söylüyor Heh. ve nasıl oluyor da bu Şuna, prim yapıyor? Evet. Onu anlamaya çalışıyorum. Darbe yapmadık demiyor. Şimdi, ne şimdi, diyor? De, tam demiyor tam mu geldim. darbe? Bir, de, bir, de, bir dakika, demiyor. Bakalım. Ne diyor? Zaten hiç tam öyle. Tam onlar yoklar zaten bir bu. Için ya yani. kendisini saklayarak söylüyor. Tabii ki darbe, darbe yaptık, yaptık demiyor. Yapmadık falan demiyor. Yani. Demez tabii, Diyecek mi bir de darbe yaptık diye? Darbecinin sesi değil mi bu adam ya? Fetöcü sesi değil mi bu adam? Evet Zafer. Bakın, hemen oraya geleceğim. Hemen oraya geleceğim. Şimdi bakın 15 Temmuz gecesi bir büyük plan bozuluyor. Şimdi siz 40 küsür yıl emek verdiğiniz bir terör örgütü tasfiye olmuş. Yani devlete çöreklendirdiğiniz, bütün hücrelerine kadar işgal ettiğiniz bir devletten öylesine bir yapı 40 yıllık emeğiniz tasfiye oluyor. Hemen bunun bir karşı tezini geliştirmeniz lazım. Tarih 20 Temmuz. Kontrollü darbe söylemi ortaya atılıyor. Yani o gece 15 Temmuz gecesi darbenin baş püskürtülmesinde önemli rol oynayan CNN Türk televizyonu o programın moderatörü Hande Fırat arkadaşımız onların o günden beri hedef haline getirilmesinde aslında şaşılacak hiçbir şey yok. 20 Temmuz 2016'da uygulamaya konulan ve sürekli ateşin altına odun atılarak bir şekilde canlı tutulmaya çalışılan bir plan bu. Şimdi niye tekrar servis ediyorlar? Bakın önümüz 2023 seçimleri. Programın başında Turgay Güler ifade etti. KHK'lıların yeniden devlete dönmesi. Şimdi bakın Sayın Kılıçdaroğlu daha önce ben geçen sizin programınıza söyledim. Üç kez bu açıklamayı aynen yaptı. Üç kez ya kendisi ya partisinin yetkilileri hayır öyle söylemedi. Yargıdan aklananlar geri dönecek dedi diye düzelttiler. E şimdi bu söylemler böylesine sık sık tekrarlanmaya başlandığında o örgüt mensupları da ortamı uygun buluyorlar. Bu bir. 2023 seçimlerinin kendilerinin Türkiye'ye yeniden dönüşü, yeniden devleti teslim almak anlamında bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorlar. Ve itibarsızlaştırma çalışmasına tam da buradan başlıyorlar. Yani bunun yeniden gündeme getirilme sebebi aslında özü evet. bu. Bir de şu var Ahmet Bey. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'dan beri bütün yargılamaları yaptı. Cezalarını alanlar, cezaevinden çıkanlar var e, ve büyük bir bölümü dışarı çıktı. Şimdi özellikle bu cezasını çektikten sonra dışarı çıkan ve hala örgütle bağını koparmayan bu örgütün yetişmiş kadroları da 2023 seçimlerine kadar istim üzerinde olacaklar. Bakın Türkiye'nin önündeki en önemli sorunlardan bir tanesi de önümüzdeki süreçte maalesef bu olacak. Şimdi gelelim bu ismini andığınız o FETÖ Militanının videolarına ortaya attığı iddialara bakın. Bu yeni medyanın, sosyal medyanın, dijital medyanın kendine göre bir yapısı var, bir algoritması var. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir video yayınlıyorlar, geniş kitlelere ulaşmasını istedikleri bir video yayınlıyorlar. Öncelikle örgüt militanları örgütsel bir disiplinle bunu izliyorlar. Kendileri izlemese bile açıyorlar bilgisayarda, YouTube'da, şurada, burada. Ne oluyor? 200-300 bin kez izlenen, ki e, or civarlıdır rakamlar, bu videolar o sosyal medya platformunda daha üst sıralarda gösterilmeye başlanıyor. O işleri o de çok iyi becerirler. Bunu getiriyor. Tabii ki çok iyi beceriyorlar ve ne oluyor? Birden bakıyorsunuz karşınıza 700-800 bin kez, 1 milyon kez izlenmiş videolar. Zannediyorsunuz ki ya herkes bunu izliyor, bütün Türkiye bunu konuşuyor. Kardeşim sen orada bir örgüt propagandasına maalesef maruz kalıyorsun... Oltaya takılmış durumdasın e şimdi ben de izliyorum gazeteciyim bakıyorum bazen ha hakikatten iyi anlatıyor adam yani böyle bir gizem katıyor falan böyle somut ne anlatmış gazetecilik yapan herkes bilir somutlaştırabildiği belgesiyle bilgisiyle ortaya koyabildikleri kanıtlayabildikleri ne var hiçbir şey yok. Hep şehir efsanesi. Efendim zaten biliyoruz. Hande Fırat'ı biliriz. Efendim görüştüğü kişiyi biliriz. Ahmet Hakan'ı, Turgay Güler'i zaten biliriz. Bunlar zaten böyle böyle yapmışlardır. Bravo şak şak şak. İnanın bu ya başka bir şey değil. Ne var yani somut kanıt ortaya koyduğun ne var? Hiçbir şey yok. Ya acı olan ne biliyor musunuz? Şimdi dün bu tezvirat başladı. Bir tane hadi sanatçı. Geçmiş paylaşımları da var. Bakıyorsunuz. Acaba diyor ki. Bunu ortaya çıkartacak gazeteci arkadaşlardan bir mesaj bekliyoruz. Neyi ortaya çıkartacaksın kardeşim? Ya sen burada Gölbaşı'nda, Ankara Gölbaşı'nda gencecik polislerimiz 51 tane polis uçak bombalarıyla katledildi. Bunu mu ortaya çıkartacaksın? Bunu hayatın boyunca sorguladın mı? Bu insanları katlettiler 251 kişi. Katledildi. Ankara'da Kahraman Kazanda müze var. Gel bir bak vicdanın varsa sızlamazsa ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Bunları değil Efendim bir FETÖ yalanını, kontrollü darbe yalanını desteklemek için ortaya atılmış bir başka yalanın araştırılmasını istiyor. Daha acısı ne? Şimdi İyi Parti'nin bir milletvekili var Durmuş Yılmaz. Geçmişte bu devlette Merkez Bankası Başkanlığı yapmış. O yalanı yine Hande Fırat'ı etiketleyerek tweet atan başka bir yurt dışına kaçan bir eski milli sporcu ya da yurt dışında neyse. Alıntılamış üstüne şunu yazmış. Doğruysa ya geçmiş olsun. Yani FETÖ'nün argümanları Türkiye'de sanatçılar, siyasetçiler tarafından bu kadar net ve kesin bir biçimde kabul ediliyorsa az önce Mete Erer'in ifade ettiği gibi Ergenekon balyoz süreçlerinde FETÖ'nün bu millete kurduğu kumpaslarda sınav sorularını çalarak bu milletin çocukların hakkını yiyerek kendi militanlarını devlete yerleştirdiğinde o zaman o tepkiler neydi? O tepkileri gösteren mağdur olan insanların ağını biz ne yapacağız? Nereye koyacağız? Yani mesele o zaman fetö değildi. O zaman mesele bazılarının çok güzel ifade ettiği gibi daha önce bunların dindar olduklarını düşünüyorlardı fetöye karşılardı. Sonra iktidara karşı bir pozisyona geldiklerinde birdenbire bunların yaptıklarını unutmaya hazır bir kitle var. Zafer ben, Şahin çünkü tablonun özeti bu. Ama <laughs> Ahmet Bey sadece şunu söyleyeyim, bakın buna karşı mücadele Ya bitmesin, sözün bitmesin yapalım. devam edeceğiz, sana tekrar döneceğiz Zafer. Bir, bir, bir dakika. Devam edeceğiz, konuşacağız. Farklı yönlerini ele almaya şey, devam edeceğiz şey söylemek. Bir Hakan Bayrakçı. Bir deminkini kopmadan bir şey abi, müsaade <laughs> eder misin? İşte Bakın. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu ülkede PKK terör örgütünün terör örgütü olduğunu anketler yapıyor. Toplumsal anlamda ne kadar karşı? %85 90 mı PKK terör, terör örgütü? %90 çıkar herhalde, değil mi? Çok Öyle yüksek, çok. Şimdi ben size söyleyeyim. <laughs> ya arkadaşlar, Türkiye'de PKK'nın siyasi ayağı hiç araştırılıyor mu? PKK'nın mı? Ya, merak eden var mı? Önemli bir şey söylüyor. Hiç merak eden var mı? Hiç soran var mı? Ya ne demek istiyorsunuz? Ya arkadaşlar, 40 yıldır terör eylemi yapan, çoluk çocuk öldüren Türkiye'nin 40 yıllık başına musallat olmuş bu terör belasının adı dünyada, dünyada terör örgütü kabul ayak kabul edilmiş bir örgütün siyasi bağlantısı bile bu ülkede merak edilmiyor. Siz FETÖ'nü merak ededin filan mı zannediyorsunuz ya? Yazık gerçekten yazık. Evrildiğimiz yer, evrildiğimiz yer bir vatandaş olarak söylüyorum. Beni kahre diyor ya. Kahre diyor. Geçen bir tane bir mevzu var. Bir konuyu anlatıyorum televizyonda yine. Böyle çok e, vatansever olduğunu düşündüğüm, terörden de çok çekmiş, bu işlerde zaman çok harcamış bir arkadaşım. Aynen şöyle laf söyledi. Ya dedi, işte dedi, sen anlatıyorsun ama hani bu olaylar dedi şeye yarıyor dedi. AK Parti'ye yarıyor dedi. Dedim ki ya yani PKK ile ilgili konuşuyorum ya. PKK'nın bitirilmesiyle ilgili, şu anda gelen terör faaliyetleri ilgili. Ya dedim ben pes ettim dedim ya. Teslim oldum dedim. Teslim oldum. Sen bile buraya geldiysen biz bu ülkeye Bırak FETÖ'yü çantamayız. PKK'ya PKK'dan canı yanmış, ömrünü buna adamış olan bir adam bile politik anlamda buradan nasıl bir çıkar sağlanacak noktasına eğer siyaseten gelmişsen dedim kapatın bu defteri gidelim biz bu işten. FETÖ konusunda mı böyle artık? Bakın FETÖ bu işin çünkü FETÖ bakın FETÖ gizli bir yapılanma. Gizli bir istihbarat yapılanması. PKK görünür bir yapılanma. 40 yıldır da kendi hiç gizlemedi. PKK'lılar hiç gizlemez kendini. FETÖ öyle değil. FETÖ takiye yapan bir istihbarat yapılanması. Aynen. Bir gladio yapılanması. Onu göremezsiniz. Kokmaz, yapmaz. Ama hep aranızdadır. Ama PKK öyle değil. PKK çıkar, gider hapiste yatar, kendisinde yapar. Devlete sızmaya çalışmaz. O devleti yıkmaya çalışır. Bu devlet ele geçirmeye çalışıyor. Şimdi düşünün. Görünen bir yapıyı merak etmekten vazgeçen, bunun siyasal sonuçlarını yalnızca hangi partiye doğru yakınlaşıyor ve yarıyor diye okumaya başladığımız yerde ya gerçekten FETÖ'yü kimse anlatamazsınız ya